Merhaba arkadaşlar, Lezzet Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 kaşık ile hazırlayabileceğiniz tatlı tarifim var. Şerbeti kaynatılmadan yapılan oldukça pratik bir tatlı. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbeti için karıştırma kabımızın içerisine 300 ml süt ve yarım su bardağı şekerimizi alalım. İyice karıştıralım. Şekerimiz erinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Şerbetimi hazırladım. Şimdi tatlımın hamuruna geçiyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurta, oda ısısında olursa daha iyi olur, yemek kaşığı şekerimi içerisine ekliyorum. Yumurtamı ve şekerimi beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. Beyazlaşıp köpürdükten sonra içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı sütümü ekliyorum. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Üç yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı unumu da içerisine ekliyorum. Bir miktar daha çırpıyorum. Bir paket şekerli vanilya ve bir paket kabartma tozumu da içerisine ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Kıvam aldıktan sonra karıştırmayı bırakıyorum. Bu şekilde küçük boy yuvarlak borcam kullandım. Borcamımın alt kısmını 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ile güzelce yağlıyorum. Hazırladığım kek hamurumu borcamımın içerisine boşaltıyorum. Tezgaha birkaç kez vurarak hava kabarcıklarını çıkartıyorum. Bu şekilde kekiniz daha düzgün kabaracaktır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Kontrollü olarak pişirmenizi tavsiye ederim. Çünkü herkesin fırını aynı sürede pişirmeyebiliyor. Kekim çok güzel bir şekilde pişti. Piştikten sonra 5 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra şerbetini üzerine döküyorum. Tatlımın şerbetini çekmesini bekliyorum. Tatlım şerbetini güzel bir şekilde çekti. Şerbetini çektikten sonra tatlımı dilimliyorum. Ben bu şekilde dilimledim. İsterseniz farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Üzerini süslemek için Antep fıstığı tozu kullandım. Üzerini sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.
Tatlım çok güzel oldu arkadaşlar. Bir dilim alıp sizlere de göstermek istiyorum. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişti. İç kısmı hamur kalmıyor. Tam tutan bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yapımı oldukça pratik. Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz. Sadece 3 kaşık ile yapılabilecek bir tatlı tarifi. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Instagram sayfamda da tariflerimi aktif olarak paylaşıyorum. Bizleri oradan takip ederek de destekleyebilirsiniz. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.